Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz salaş ceketin dikimini yaptığım bir video hazırladım. Kumaşım penye kumaş. Yaklaşık 2 metre kumaş kullandım. İçi için ayrıca tunik diktim. Tuniğin dikimini bu video içerisinde göstermedim. Önerilen videolar kısmını tıklayarak izleyebilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Pratik olarak kalıbımı çıkaracağım. Herhangi bir model kullanmayacağım. Öncelikle yaka genişliğiyle başlıyorum. Yakamın genişliğini 10 cm olarak belirledim. 10 cm'den sola doğru düz bir çizgi çiziyorum. Ve kol genişliğimi de 10 cm belirliyorum. Yaklaşık 2 cm kadar da aşağıya düşmüş oluyorum. Yani şurada düz bir çizgi düşünün. Bu düz çizgiden aşağıya 2 cm indiğim zaman omuz düşüklüğünü vermiş oluyorum. Omuz düşüklüğümü de belirledim. 10 cm 10 cm yapmamın sebebi daha sonra kumaşı kıvırarak içine doğru katlayarak temizleyeceğim kenarlarını. Yani bir parça yakası açılmış olacak ve omuzlarda da dikiş bir parça içeriye girmiş olacak. Yani yaklaşık 1 cm kısalacak, 9 cm omuz kalacak. Benim omuzlarım biraz geniş, bu yüzden 9 cm'lik ölçü belirledim. Ve biraz da salaş bir görüntüsü olsun istiyorum. Bu yüzden ölçülerimi bu şekilde tuttum. Sizler kendinize göre ölçü belirleyebilirsiniz. Şimdi kol derinliğimi belirleyeceğim. Omuz düşüklüğümün başladığı yerden aşağıya doğru 20 santim, hatta 21 yapalım. Salaş bir ceket olacağı için ceketim içime tunik giydiğimde sıksın istemiyorum. Ve kol oyuntumu vererek çizimimi tamamlayacağım. Evet. 21 santim, hatta 21,5'a bile indi diyebilirim. Bu arka yakam, arka bedenimi oluşturuyor. Şimdi arka yakama düz paralel bir çizgi çizmiştim. Hemen ondan yarım santim aşağıya doğru arka yaka oyuntusunu belirledim. Yarım santim inmemin sebebi, tekrar söylüyorum, bu kısmı kıvırarak içe doğru katlayacağım ve burada biraz daha aşağıya inmiş olacağım. Bu yüzden o payı da göz önünde bulundurarak hareket ediyorum. Şimdi arka bedeni tamamladım ve ön bedene geçiyorum. Hemen devamından ilk önce yukarıya doğru bir kol oyuntusu belirliyorum. Ön bedenin kol oyuntusu arka bedenden biraz daha içeriye girer ki ön kolların bulunduğu yerde popluk meydana gelmesin diye. Burası biraz daha düz inerken burası içe doğru biraz daha kavisli olur. Ve
salaş bir görüntü istediğim için kumaşımın tamamını kullanacağım. Kumaşımın bu kısmı şu şekilde önüme doğru dökülerek önümde salaş bir görüntüye sebep olacak. O yüzden dümdüz olacak şekilde çizgimi ileriye doğru tamamlıyorum. Böylece kalıbımı çıkarmış oldum. Şimdi boyunu da belirliyorum. Yaklaşık 120 santim olmasını istiyorum ben. Uzun bir ceket olacak. En yüksek noktasından, yani omuzun başlangıç yeri ile yakanın bitiş yeri en yüksek noktasını oluşturuyor. Buradan aşağıya doğru 120 santimlik bir çizimim tamamlandı. Şimdi kesme işlemine geçebilirim artık. Ben buradaki görüntüyü size göstermek istiyorum. Beni daha iyi anlayabilmeniz için. Bakın. Burada arka bedenin şu şekilde aşağıya inmiş olduğunu düşünürseniz burada bir arka beden var. Ve ön beden de burada bulunuyor. Ön bedenin kol genişliğini de yaka. Omuz genişliğini de hemen şurada belirleyelim. Onu atlamışız. Tam 10 santim olarak belirlemiştim. Burada da 10 santim olarak belirleyeyim. Bu kısımlar birbirine birleşecek. Çok hafif 2 santim kadar. Çok hafif 2 santim kadar aşağıya iniyorum. Ve bu kısmı da kesiyorum. Evet. Şu kısımlar birbirine birleşecek. Ve bu kısımda önüne dökülen yakası olacak. Şimdi etek kısmını kesebilirim artık. Kumaşım çok ince bir kumaş olduğu için kumaşımın esnemeyen yönüne doğru omuzlarım için ekstra parçalar çıkaracağım. Şu şekilde yönüm daha az esneyen yönü. Şöyle iki tane parça kestim. Parçalarım daha az esneyen yönüne doğru. Kumaşımın inceliğinden dolayı dikerken delik delik olabilme ihtimali var. Her ne kadar ince iğne kullanacak olsam da. Ve kumaşımın inceliğinden dolayı çok çabuk omuzlarda atma olabilir. Bunu önlemek için omuz kısımlarını dikerken bu parçaları yerleştireceğim. Yani kıyafetimin ömrünü kullandığım süre boyunca uzatacağım. Dikişlerde herhangi bir kötü görüntü olmaması için. Kolumu da pratik olarak çıkaracağım. Ben şimdi göz kararı kolumun nasıl olmasını istiyorsam çizimini gerçekleştireceğim. Kol evimin ölçüsünü de aldıktan sonra ona göre ne kadar uzun olması gerektiğini belirleyeceğim. Kol evimin genişliği toplamda 50 santim, yani yarısının 25 santim olması gerekiyor. Ben yine 2 santim fazlalık bırakacağım. Sonrasında kalan kısmı kesebilirim. Sorun değil. Yeter ki kısa gelmesin. Fazlalığını
ayarlıyorum. 25 santim buraya geldi. Ben 26 olarak belirledim ve uzattım. Bakın göz kararı, kol genişliğini çizdim. Aşağıya doğru genişleyen bir kol istiyorum. Şöyle verevine doğru bir genişlik verdim. Benim kol uzunluğum genelde 55 santim geliyor. 60 santim olarak belirliyorum. Dikiş paylarını da içine koyarak ve düz bir çizgiyle kolumun boyunu da tamamlıyorum. Bakın bu kadar kolay, pratik şekilde kol kalıplarını hazırlayabilirsiniz. Şimdi kesim işlemi. Kol kalıbım hazır. Hemen bir parçasını ayırıyorum. Ve ön kolun İçeriye doğru olan kısmını tıraşlayıp temizliyorum. Az önce de söylemiştik. Potluk olmaması için bu işlemi yapıyoruz. Kol kalıbım da hazır. Bu kısımlarına ön olduğunu belirtmek için bir artı işareti koyuyorum. Sonrasında aramak istemiyorum. İşlemine geçebiliriz. Kıyafetimin arka omuz kısmını yerleştirdim ve ön omuz olan kısmını da alıp üstüne yerleştiriyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde bu işlemi yapıyorum ve omuz başlarını denk getiriyorum. Hemen şu şekilde parçalar kesmiştik. O parçaları alıp bu kısma şu şekilde yerleştiriyorum ve dikişimi 3 kat olacak şekilde çalışıyorum. Çevirerek, daha doğrusu düz yönüne doğru çevirerek içine doğru yerleştiriyorum ve dikiş kısmı tam koltuk altına denk gelecek şekilde ayarlayıp dikişimi halka şeklinde tamamlayacağım. Kenarlarının ovarlığını çekerek düz makinede kapatacağım ve bitmiş olacak. İlk olarak yaka kısmını eklemek için şöyle bir parça diktim ve çevirdim. Birit de diyebiliriz. Biraz kalın bir birit. Yakasının çok fazla geniş çıkarırken esnemesini önlemek için bu işlemi yapacağım. Şimdi parçamı şuradan yerleştireceğim. Yani düz kısmının olduğu kısma yerleştireceğim ve dikiş geçeceğim. Sonrasında şu şekilde çevirerek aşağıya doğru sabitleyeceğim dikişimi. Biraz da
Esneterek dikeceğim ki biraz derleyip topla seni. Bu şekilde iç kısma doğru çevireceğim ve şuradan bir dikiş geçeceğim. Omuzların dökülen kısımlarına doğru geliyorum. Şöyle ön parçası. Buradan dikişime başlıyorum. Yaklaşık 1 santim kadar kıvırmış olacağım toplamda. Yani yarım ayak iç kısmı kıvırıyorum. Temiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Kısımların dikişleri tamamlandı. Arkadaki görüntüsü bu şekilde. Çok temiz ve esnemeyen bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi yan kısımlarına geldim. Yan kısımları da aynı şekilde kapatacağım. Şu şekilde dikişim tamamlanacak. Ağızlarını da ince iki kat olacak şekilde yine katlıyorum. Bu şekilde dikişimi tamamlayacağım.
izlerseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.